Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden partimizin kurucularından milletvekili, bakan, genel başkan yardımcım, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı döneminde engelli kardeşlerimize de pek çok önemli hizmetler yapmıştı. Rabbimden demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok emeği olan Güldal Akşit hanımefendiyi cennetiyle müşerref eylemesini diliyorum. Yarın defni gerçekleşecek olan Güldal Akşit hanımefendiye camiamıza başsağlığı diliyorum. Çok çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın içerisinde birçok kardeşimizi bu arada kaybettik. Mukadder olan ömür tabii ki son buluyor ve mukadder olan bu ömrün son bulmasıyla hepimizin de varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Tüm ailesine, şahsım, eşim, camiamız ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Değerli kardeşlerim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Başta burada bulunan kardeşlerim olmak üzere tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören bu anlamlı günün engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen aramızda bulunan azim ve kararlılıklarıyla bizlere ilham veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları toplam 15 madalyayla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı külliyede ağırladık. Her türlü zorluğa rağmen Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılar karşısında milletçe hepimiz gerçekten farklı duygular yaşadık. Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz. Ama engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Buradan bir kez daha kendilerini kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Dünya Engelliler Günü'nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünküyle birlikte
Hükümetlerimiz döneminde yapılan engelli ataması toplamda 63.087'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5.777. Nereden nereye? Kim engellilerin yanındaymış? İşte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş? Uygulama ortada. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Engelli öğretmenlerimizin zor olduğu kadar kutsal da olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda inşallah yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Nitekim önceki gün külliyemizde yaptığımız 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Hazırlıklarını tamamladığımız öğretmenlik meslek kanununu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni sosyal ve özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun bir şekilde özgün bir bakış açısıyla hazırlanan çalışmanın eğitim camiamızda şimdiden büyük bir hüsnü kabul ve sevinçle karşılandığını görüyoruz. Hakim savcısından memuruna, polisinden öğretmenine kadar tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen inşallah meclisimizin de onayıyla bu süreci Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız. Bugün atama heyecanı yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere öğretmenlik meslek kanununun bir kez daha öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kıymetli misafirler, millet olarak mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Aynı şekilde 1400 yılı aşan bir medeniyet müktesebatının mirasçılarıyız. Bizler aynı zamanda tarih boyunca dünya siyasetine yön vermiş, insanlığın ortak kültür hazinesine eşsiz katkılar sunmuş, ilimde, sanatta, edebiyatta çığır açmış bir milletin mensuplarıyız. Siyasetten ekonomiye, sosyal politikalardan eğitime, diplomasiye kadar farklı alanlarda adımlarımızı atarken tüm bu kaynaklardan beslenmeye özel önem veriyoruz. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı kendi değerlerimize sabitliyor, diğeriyle de tüm dünyayı kuşatmaya çalışıyoruz. Nerede insanlığın hayrına bir hizmet, düzenleme, çözüm yolu varsa tüm bunları alıp kendimize uyarlamaktan çekinmiyoruz. Bilhassa sosyal politikalar alanında kendi kadim birikimimizin yanı sıra insanlığın ortak hazinesinden de faydalanmanın çabasındayız. Engellilere yönelik
son 19 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarımızla da bu anlayışla hareket ettik. Medeniyetimizin alameti farikalarından olan kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle mezzederek yeniden yorumladık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini siyaset ve devlet tasavvurumuzun merkezine yerleştirdik. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi altında toplumumuzun en dezavantajlı kesimlerden başlayarak 84 milyonun tamamını almaya çalıştık. Sosyal adaleti güçlendirme idealimize yardım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. Bu süreçte engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını teşvik ettik. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar birçok başlıkta engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yerimizi aldık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişmelerini gerçekleştirdik. Kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. 2013 yılında yapılan bir başka önemli düzenleme ile özürlü, sakat, çürük gibi incitici ve tahkir edici ifadeleri mevzuatımızdan tamamen temizledik. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21 iken 2021 yılı Ekim ayı itibariyle bu sayı 104'e çıktı. Kamu özel toplam 398 bakım merkezinde şu an 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 535.805 vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Bunların yanında son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi geniş bir yelpazede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizi engellilerimizin kapısının dahi çalınmadığı o günlerden dünyanın en başarılı sosyal politikalarının uygulandığı
bir iklime kavuşturduk. Kıymetli misafirler, kısaca saydığım tüm bu çalışmaları insanlarımıza bahşedilmiş bir lütuf olarak değil, yıllardır eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslimi olarak değerlendiriyoruz. Değişen şartlara ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre engellilere yönelik politikalarımızı güncelliyoruz. Engellilerle ilgili meselelerde takip eden yerine takip edilen, referans alınan bir konumda olmak istiyoruz. Sadece küresel koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bile tek başına Türkiye'nin sağlık altyapısıyla beraber sosyal güvenlik sisteminin de gücünü göstermiştir. Yine bu dönemde milletimizin insani hasletleri, paylaşmayı, dayanışmayı, merhameti esas alan medeniyet değerleri ön plana çıkmıştır. Şimdi bunu her alanda daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilham ve inançla geleceğimizi şekillendirmenin gayretindeyiz. Bu amaçla bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz vizyon belgemizi tüm paydaşların, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Bu süreçte akademisyenlerimizin değerli fikirlerinin yanı sıra uluslararası birikimden ve başarılı uygulamalardan da istifade ettik. Böylece ortaya ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışmış bir yol haritası çıktı. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen engelsiz vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerden spor faaliyetlerine, engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Ayrıca konut hizmetlerinden ulaşım ve iletişim hizmetlerine kadar pek çok alanda erişilebilirliğin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin de önündeki bütün engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. Etkili önleme ve erken müdahale hizmetlerini öne çıkarıyoruz. Bu anlamda engelli kardeşlerimizin yaşayabilecekleri her türlü ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlıyoruz. Ayrıca yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz. Bunun ötesinde uzun süreli bakımı destekleyen engelli kardeşlerimizle beraber ve ailelerini de kapsayan hizmetler planlıyoruz. Ayrıca afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan
ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz. Bu çocuklarımıza yönelik değerlendirme, yönlendirme ve izleme sistemlerini güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin orta ve yüksek öğretim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz biçimde yararlanabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapıyoruz. Ayrıca engellilerimizin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştiriyoruz. Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayalini kurdukları mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bir adım daha ileriye giderek engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Aynı zamanda kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz. Kıymetli dostlar, genel hatlarıyla ifade ettiğim 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi kamu kurumlarından başlayarak milletimizin tamamına rehberlik edecektir. Bu belgenin hakkıyla uygulanmasında hepimize, toplumumuzun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Engellilerimizin daha huzurlu, engellilerimizin ise tamamıyla huzura kavuşmuş, rahat bir yaşam için 84 milyon olarak el birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum. Bunun için her fırsatta asıl meselenin fiziki engeller değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım, 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır. Zorlukları birlikte göğüslemek, sevinçleri de yine birlikte paylaşımdır. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz hissederse, bunun vebali milletçe hepimizin üzerindedir. Türkiye'deki bütün ailelerimizi engelleriyle birlikte yaşamın her alanında aktif olarak hayatlarını sürdüren bir konuma getirmeden hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. Bu konuda ben milletime güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Atamalarını gerçekleştireceğimiz öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
Evet, Milli Eğitim Bakanımızın sahnede kalmasını rica ediyoruz. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendinin hediyesini alıyoruz. Buyurun lütfen. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 750 engelli öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Ama öncesinde Sayın Cumhurbaşkanım ilk atamayı Sayın Cumhurbaşkanımızın salondan seçtiği 9 kişinin 0-9 arası verecekleri numaralar ile gerçekleştirilecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, gelsin lütfen, hediyeyi alalım. Evet, yardımcı olalım. Yan taraftan alınacak. Evet, alalım lütfen. Evet, çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı uğurluyoruz efendim. Siz buyurun lütfen. Şu delikanlımızı da alalım. Ben yaptı. Ha? Vallahi Tinti yaptı. Sen yapmadın mı? Evet. Ne kadar güzel yapmışsın. Güzel oldu. Ben ya, kendim yaptım. Nasıl? Tebrik ediyorum. Efendim. Efendim. Alalım bakalım. Efendim. Ya. Evet, çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Lekson istiyorum. Lekson istiyorum. Öğretmenden ders çalışıyorum. Sekiz. Şöyle işaret etsin bakalım. Sekiz.
Evet. Son paralimpik, ben 5 diyorum efendim. Evet. 85 oldu. Dur ya. 3 efendim. 853 oldu. Bunlar niye çıktı? Hah, çıktı şimdi, tamam. Paralimpik'ten kim var burada? Büşra Hanım var efendim. Büşra'yı sahneye alalım. Büşra. Evet, gel bakalım. Büşra, gel bakalım. İzmir'den geldi. Sabirim. 16. Tek numara mı? Tek basamaklı. 1'den 9'a. O zaman 1. 1. Evet. 1. Evet. 85-31 olmuş oldu şu ana kadar. 5 numara daha var, evet. Maskeni çıkar. Kaç? 3. 3 var mı? Ama 2 tane 3 olabiliyor demek ki. Olabiliyormuş. Tamam. Murat, sen ne diyorsun? Dokuz. Evet. Son üç kaldı efendim. He? Son üç efendim. Mustafa Hoca, yanındaki delikanlıya bir sor bakalım, o ne diyor? Sekiz. Sekiz. Maşallah. Son iki rakam. Son iki rakamı mı geldik? Söyle. Kaç? Dört. Rabia. Tamam. Dört. Şimdi geldik son rakamı. Söyle bakalım be. Altı. Şimdi kura numarası belirlendi. Bitti. Tamam, bir dakika, sabırlı ol ya. Dur. Allah Allah. Sabredene zafer var. Sabretmezsen zafer yok. Şuraya, buraya ulaşabilir misin? Söyle. Ya Allah. Bismillah. Evet, atamayı başlattık. Sevgi Öztürk, İstanbul. Tuğba Sima Ekizoğlu, Eskişehir. Orhan Yılmaz, İstanbul. Burada olan var mı ya? Şöyle işaret buyursunlar bakalım. Bu okuduklarımızdan, çıkanlardan, yukarıda filan. Maşallah Murat. Çok hızlı gidiyor ya. Şükran Aydar, İstanbul. Esin Çil, İstanbul. İhsan Üngör, İstanbul. Asiye Turgut, Ankara. Bayağı hızlı gidiyor. Hiç bunlardan şu anda burada olanlar yok mu? Var mı? Ha, işaret et. Balkonda olanlar filan da var mı? İşaret buyurun. Heh, arkadan da gördük. Nerede, yukarıda? Maşallah. Evet, buradan takip ediyorsunuz.
Deniz Ayhan, birinci tercihiniz olan İstanbul emrine atandınız. Tahsin Uruç, birinci tercihiniz olan İstanbul ili emrine atandınız. Burada mı? Maşallah. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Şimdi biz tabii müsaadelerinizi alacağız. Benim şimdi biraz sonra Putin'le görüşmem var. Ona gideceğim. Ve bu devam ediyor buradan şimdi. Devam edecek. Yani 750 atama burada devamlı akacak.